Merhaba arkadaşlar. En son e, hatırlarsanız, product eklemiştik e, sisteme. E, bir firma, Chromebook satan bir firma olarak kendimizi tanıtmıştık. Chromebooklarımızı sisteme eklemiştik. Beş tane Chromebook'umuza sisteme ekledik. Şimdi productlar ekledikten sonra pricebook oluşturmanız gerekiyor. Pricebook nedir arkadaşlar? O e, productlarla alakalı değişik fiyatlandırmalar. Yani. E, Birden fazla fiyatlandırma olabiliyor. Örneğin e, aklıma şöyle bir şey geliyor. Diyelim ki biz bu e, Chromebook'ları Avrupa'ya satıyorsak farklı bir fiyatlandırma belirleyebiliriz. Türkiye'ye satıyorsak farklı bir fiyatlandırma belirleyebiliriz. Bir zamana göre farklı fiyatlandırma olabilir. Yazın fiyatı farklı olur, kışın fiyatı farklı olur. İndirimli fiyat olabilir. Böyle değişik fiyatları biz Pricebook'la yapıyoruz. Yerinde görmeye çalışırsak arkadaşlar şöyle. Exit diyorum. Bizim hatırlarsanız bir önceki videomuzda 5 tane protak eklemiştik. Protaklarımız burada arkadaşlar. Hepsi burada. Herhangi bir protakın içine girdiğiniz zaman sağ tarafta ya da related kısmında price book göreceksiniz. Şu anda bizim hiçbir price bookumuz yok. Bir standart olan var. Bir de kendi ekleyeceğimiz price booklar var. Örneğin ben Standart Price Book'u ekliyorum. Standart olan, var olan, bu hani silinmeyen, te eklenmeyen bir şey. Standart fiyatını be belirliyorum. Bu satacağımız kromuk diyelim ki 500 dolar. 500 dolar ekliyorsunuz. Ee, Sevdiyorum. Şimdi bunu bu, bu şekilde ekledikten sonra e Price Book eklemeniz gerekiyor. Yani standart fiyatını belirledikten sonra bir Price Book'a ihtiyacımız var. Bir Price Book ekliyorum. İşte burada benim şu anda gözüken 3 tane price booklarım var. Bunları bazılarını silmek istiyorum. Önce sileyim. Sıfırdan yeniden oluşalım sizinle beraber. Ee, buradan price book objektine gidebilirsiniz. Price booklara gidiyorum. Oradan arkadaşlar var olanları silebilirsiniz. Siliyorum. Ee, sanırım silinmiyor. Aktif olduğu için belki silinmiyor. Aktiflikten kaldırsak Sonra silmeye çalışalım. Şunu silmeye çalışıyorum. Yine silemiyorum. Evet enteresan. Pricebook'ları silemiyorum. Neyse biz isimlerini değiştirelim. Şöyle yapalım. Birinci birinci standart var. Standart böyle kalsın. İkincisine ben şu ismi veriyorum. Turkey Prizes diyorum örneğin. Buna böyle bir isim vereyim. Ee, ne diyor? Kenar Standard Price book? ne? Evet bunu değiştiremiyoruz. Bu zaten var olan. Bunu değiştiremiyorum. Diğerlerini değiştirebilirim. Kendi yaptıklarımı değiştirebilirim. Bu, bu şekilde kalsın. İkinciyi değiştiriyorum. İkinciye Türkiye Turkey Price Book diyorum. Bu şekilde kalsın. Üçüncüye School Price Book diyorum. Eğer okullara satıyorsak bu şekilde bir prizebook yapıyorum. Okullar için biraz daha farklı bir prizebook yapacağım. Sevin, seviyorum. Bir de existing vardı. Onu da değiştirebiliriz. book'lara tekrar giriyorum. Existing, existing customer var. Var olan müşterilerimize. Şu anda bizim okullara vereceğimiz bir prizebookumuz var. Değişik fiyatlandırma. Türkiye için farklı bir price book yaptık. E, dolar yüksek biliyorsunuz. Satışlar zor olabilir. Onlara uygun fiyatla vermeyi düşünüyoruz. Standart price book'lar e, o zaten var olan bunu değiştiremiyorum. Bir de existing customer bizim kendi müşterilerimize daha uygun bir fiyatlandırma yapabiliriz. O o şekilde price book'larımızı ekledik. Şimdi siz prodelara gidelim. Prodelara gidiyoruz. Evet. Herhangi bir Chromea tıkladığınız zaman o Chromebook price book eklemeniz gerekiyor Bakın standartta ekledik standart Facebook 500 dolar bu standart olan bu ee, et ee, Facebook dediğiniz zaman orada diğerleri için de Facebook ekleyebiliyorsunuz Örneğin Türkiye için Türkiye için diyelim ki yine dolar diyelim ve ee, Türkiye için fiyatımız 500 değil de 250 yarı fiyatı olduğunu düşünelim sev sevmenin desek ne olur bakalım Türkiye için değildi de şey için yapalım. school diyelim. Okullar için diyelim ki çok daha uyguna. 150 dolara verdiğimizi düşünelim. Bu şekilde hepsini ekliyorsunuz. Bakın Türkiye. Bu Chromebook Türkiye'ye 250 dolara satılacak. Standartı 500 dolar. Okullara 150 dolar fiyatına satılacak. Bu şekilde hepsini ekleyebiliyorsunuz. Diğer Chromebook'lara gidersek bu birincisiydi. ikincisini aynı şekilde gidiyorsunuz. Related kısma bakıyorsunuz. Hiç yok. E standart price diyorsunuz. Önce standart price'ını koyacaksınız. Diyelim ki bu biraz daha pahalı. 600 dolar diyelim. Eee save and new diyorum. Daha sonra e, şurayı kaldırırsınız. Dersiniz ki Türkiye için işte 600 yarı fiyatına 300'e satıyorum. Save and new diyorum. Buradan e, okullar için koyuyorum. Okullar için diyelim ki 300 dolar değil de e, 180 dolara verdiğimizi düşünelim. Save diyorum. İkincisini de bitirmiş olduk. İki tane yeterli şu anda benim için. ilerleme adına iki tane yeterli olduğunu düşünüyorum. Şu price book bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi her product'ın prodak için, her ürün için değişik fiyatlandırmalar yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben standartını koydum. Türkiye için price book'unu belirledim. Bir de okullar için price book'u belirledim. Şimdi bir sonraki objektimizde bu konuyu daha detaylıca çalışacağız.